Evet, çok özlüyorum. Kaç yıldır Avrupa'dasınız? Ben orada doğup büyüdüm. Hı-hı. Ama Türkiye'yi çok seviyorum. Evet, yani. Buradan dönüşte ayrı bir sevinç, şey üzüntü, dönüşte de ayrı bir şey var değil mi? Duygu var. Evet. Neler hissediyorsunuz şu anda? Ya vatandan ayrı olmak çok zor bir şey. 60 seneden beri yurt dışındayım. Memleketime gelmem için can atıyorum. Nereye yolculuk? Almanya. Neresi? Hannover. Hannover'e gidiyorsun. Hannover'e gidiyorum. Ben orada takavittim. 60 seneden beri ben oradayım. Bak bunlar benim çocuklarım, maşallah, torunlarım. Maşallah. Ben memleket hasretinle yanıyorum. Evet, bak bacaklarım işitti. Bak halime, evet, bak. Bak halime bak. Bak, evet, göstereyim. Evet, evet. Değerli bak. İzleyicilerimize zor. Evet. He. Peki. Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den, gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere Türkiye'de tatillerini yapan pek çok vatandaşımız şu anda yollardalar. Yollarda çok ciddi bir yoğunluk var. Aman dikkatli olun diyoruz. Türkiye'ye bu yıl Avrupalı Türklerden adeta akın oluştu. Şöyle ki kıymetli izleyicilerimiz, 22 Haziran 17 Ağustos tarihleri arasında 2021 yılında 1 milyon 386 bin vatandaşımız Türkiye'ye giriş yaptı. 2022 yılında 1 milyon 851 bin vatandaşımız Türkiye'ye giriş yaptı. Bu yıl ise 22 Haziran 17 Ağustos tarihleri arasında 2 milyon vatandaşımız Türkiye'ye giriş yaptı ve bir rekor kırdı. Bu rakamlar sadece Trakya bölgesindeki gümrük kapılarından Türkiye'ye giriş yapanlar, uçaklar dahil değil. Bu kadar yoğun bir şekilde vatandaşlarımız araçlarıyla Türkiye'ye giriş yapmalarının sebebi uçak biletleri. Uçak biletleri 4 kişilik bir ailenin gidiş dönüş minimum 2500 euro civarında, el insaf diyoruz. Başta milli olduğu söylenen, bayrak taşıyıcı olduğu söylenen Türk Hava Yolları fiyatlarda zirveyi tanımıyor, rekordan rekora koşuyor. Nasıl pahalı uçak bileti satarım diye her türlü satış stratejisini izliyor. Gurbetçi vatandaşımız da doğal olarak bu kadar pahalıya bilet almamak için araçlarıyla yollara düşüyorlar. Bir aracın, değerli izleyicilerimiz, Türkiye'ye gidiş dönüşü ortalama 650-700 euro civarında şu anda. Haklı olarak vatandaşlar ailesiyle beraber ana vatanımız Türkiye'ye 2500-3000 kilometre yol kat ederek gidiyor. Yapacak bir şey yok. Çünkü bu kadar pahalı olunca da vatandaşın doğal olarak cebinde, cüzdanında ateş durumu oluşuyor. Kıymetli izleyicilerimiz, bir diğer önemli konu ise vatandaşlarımızın araçlarıyla Türkiye'ye gitmesinin, bu yıl Türkiye'de kiralık araç fiyatları adeta çıldırmış vaziyette. Bunun en önemli nedeni ise araç fiyatlarının Türkiye'de çok pahalı olması. Araç fiyatları pahalı olunca da otomatikmen kiralama fiyatları da yükseliyor. 5 para etmeyen, teneke olan, değeri 100 bin lira olmayan araçlara 1 milyon, 1,5 milyon TL para istiyorlar. Allah Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımıza güç kuvvet versin. Bu pahalılık maalesef Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızı bile vuruyorsa, Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımızın halini siz düşünün. Ucuzluk Türkiye'de öldü. Allah rahmet eylesin. O 3-5 sene önceydi. Bitti arkadaşlar. Euro'yu bozdurup güzel bir tatil yapmak falan artık hayal. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Türkiye'ye gittiklerinde örneğin bir haftalık 4 kişilik bir aileye 1000 euro bile yetmiyor arkadaşlar. Şimdi Türkiye'deki bazı kıymetli izleyicilerimiz amma atıyorsunuz derler. Tabii inanmazlar. Oluyor öyle şeyler ama bunu anlamak için bir tatil yörelerine bir gidin bakalım. Yani Anadolu'daki köyüne gittiğinde haftada belki 500 euro harcarsın da tatil yörelerinde 1000 euro bile yetmez. Dondurmayı euro ile satan terbiyesizler var. Ahlaksızlıklar var. Turizm adı altında vatandaşı soyanlar var. Bir lahmacuna 500 TL isteyenler var. Böyle ahlaksızlıklar. Daha neler neler. Bunun adına da turizm diyorlar. Bak adı ne kadar güzel değil mi? Oo, turizmci bunlar. Soyguncu, dolandırıcı bunlar. Dolandırıcı. Ne turizmi? Turizm böyle mi olur? Euro ile mi Türkiye'de insanlar alışveriş yapıyor da sen Antalya'da, Side'de, orada, Alanya'da, Manavgat'ta
dondurmayı euro ile satıyorsun. Ey terbiyesiz, ey ahlaksız. Bu nedir? Turizm midir bu? Bu nedir biliyor musun? Düpedüz dolandırıcılıktır. Bunu yapanlara söylüyorum. Ben çürük elmaları anlatıyorum. Bunlar dolandırıcı kardeşim. Para yetmez tabii ki. Vatandaş Almanya'ya döndüğünde, Fransa'ya, Hollanda'ya, İsviçre, Danimarka'ya döndüğünde yandık diyor. Hadi çalış 11 ay boyunca parayı biriktir, borcu öde. Bir sonraki yıl yine Türkiye'ye git. Türkiye'ye izine gitme işi arkadaşlar artık çok lüks oldu. Ayda 1500-2000 euro maaş al, parayı biriktir, çoluk çocuğun ihtiyacını karşıla, bir de tatile git. Çok anlatıyoruz da işte bazıları anlamak istemiyorlar. Yurt dışında yaşayanların sanıyorlar ki havadan para toplamak gibi bir durumu var. Havadan para toplayan var mı? Ağacı böyle salladığınızda falan hiç para düştü mü arkadaşlar? Var mı böyle bir şey? Şimdi geldik çok çok önemli bir konuya. Eğer beni yurt dışından izliyorsanız ve Türkiye'de bir garantim olsun, eşimin de benim de bir emekli maaşı olsun diyorsanız 40 yılda bir ayağınıza gelen büyük fırsatı size anlatacağım. Özellikle hanımlara sesleniyorum. Geçmişte Türkiye'de hiç sigorta girişiniz olmasa dahi, yurt dışında yaşamış olduğunuz ülkede bugüne kadar hiç çalışmasanız dahi Türkiye'de emekli olabilirsiniz. Peki nasıl emekli olacaksınız? İşte şimdi bu büyük fırsatı anlatıyorum. Sakın ola ki kaçırmayın, sonra çok üzülürsünüz. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız, mavi kartlıysanız, pembe kartlıysanız, çifte vatandaşsanız ya da sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup yurt dışında yaşıyorsanız artık sizin de Türkiye'de emekli olma zamanınız geldi. Siz de emekli olabilirsiniz. Özellikle yurt dışında yaşayan ev hanımlarına ve çocuğu olan hanımefendilere sesleniyorum. Siz yaşamış olduğunuz ülkede hiç çalışmasanız dahi, Türkiye'de geçmişte hiç sigortanız olmasa dahi siz de emekli olabilirsiniz. Özellikle çocuğu olan hanımefendilere söylüyorum. Siz Türkiye'de çok daha kolay emekli olabilirsiniz. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Türkiye'de geleceklerini garanti altına almak istiyorsa, hem kendileri için, hem eşleri için, hem de çoluk çocuğu için geleceğe dair bir adım atmak istiyorsa bu emeklilik fırsatını kesinlikle kaçırmayın. Biliyorsunuz emeklilik o kadar önemli bir şey ki, hayatta bir sefer olan bir şey, son nefesimize kadar da emekli maaşı bizimle gelen bir para. Hatta vefat ettikten sonra eşimize ve çocuklarımıza da kalan bir para. O nedenle emeklilik Türkiye'de bizim en önemli garantimiz. Kıymetli izleyicilerimiz, peki yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Türkiye'ye gitmeden nasıl emekli olacaklar, nasıl emekli maaşı alacaklar? WhatsApp hattını, telefon numarasını hemen telefonunuza kaydediyorsunuz ve şu mesaj atıyorsunuz. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum veya ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyoruz diye mesaj atıyorsunuz. Artık Türkiye'de emekli olmak için dünyanın neresinde olursanız olun Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Sizin de tüm işlemleriniz Emekli TV'nin sosyal güvenlik uzmanları tarafından yapılacak. Şimdi hemen mesaj gönderdiğinizde WhatsApp hattının başında bulunan görevli arkadaşlarımız hemen size yanıt verecekler ve sizin bilgilerinizi aldıktan sonra size bir hesap numarası verecekler. Bu hesap numarasına hem danışmanlık için hem de tüm işlemlerinizin yapılması için sadece 150 euro ödeyeceksiniz ve geleceğe dair çok çok önemli bir adım atacaksınız. 3-4 kişinin yemek parasına Türkiye'de geleceğinizle ilgili adım atmış olacaksınız. Dünyanın neresinde olursanız olun. Ödemenizi yaptıktan sonra size bir randevu günü ve saati verilecek. Bu randevu günü ve saatinde Emekli TV'nin sosyal güvenlik uzmanları sizi WhatsApp'tan görüntülü bir şekilde arayacak ve sizinle ilgili çok önemli bir çalışma yapacak. Devlete en az parayı ödeyerek nasıl yüksek emekli maaşı alacağınız çıkartılacak ve emeklilikle ilgili diğer tüm detaylar da size anlatılacak. Daha sonra ikinci bir randevu verilecek. Bu ikinci randevuda uzmanlarımız yine sizin emekliliğinizle ilgili tüm araştırmalarının neticesini, çalışmalarının neticesini size aktaracak. Siz emekli olmayı kabul ettiğinizde yine Türkiye'ye hiçbir şekilde gitmenize gerek kalmadan tüm müracaatlarınız, tüm dilekçeleriniz, tüm başvurularınız Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılacak ve siz emekli maaşınıza kavuşacaksınız. Artık yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın kapı kapı gezme dönemini bitiriyoruz. 3-4 bin euro birilerine danışmanlık ücreti ödeme dönemini de bitiriyoruz. Yurt dışında yaşıyorsanız siz de bu büyük hizmetten yararlanabilirsiniz.
Artık düşünme zamanı değil, harekete geçme zamanı. Telefon numarasını hemen telefonunuza kaydedin ve emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye hemen mesajınızı gönderin. Artık düşünme zamanı değil, artık geleceğinize adım atma zamanı. Bugüne kadar bizlere güvenerek emeklilik danışmanlığı alan ve tüm işlemlerini yaparak emekli maaşına kavuşan tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. İşlemleri devam eden vatandaşlarımız var. Onlar da kısa bir süre sonra emekli maaşına kavuşacaklar. 40 yılda bir ayağınıza gelen bu büyük fırsattan sınırlı sayıdaki vatandaşımız istifade edecek. Siz de bu şanslardan bir tanesi olmak istiyorsanız cep telefonu numarasını telefonunuza kaydedin ve WhatsApp'tan hemen mesajınızı gönderin. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı, uğurlu olsun. Güzel bir geleceğiniz olsun. Sevdiklerinizle beraber sağlıklı, mutlu günleriniz olsun. Hoşça kalın.